Cumhurbaşkanı sinyali çaktı. Temmuz'da asgari ücrete ikinci zam geliyor, hem de yüzde 50 oranında. Asgari ücret 5 bin derken 6 bin Türk lirası olacak. Milyonlarca asgari ücretli çalışan için dün yapılan Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı büyük önem taşıyordu. Çünkü asgari ücretli çalışanlar Temmuz ayında maaşlarına ikinci zam yapılması için uzun zamandan beri sosyal medyadan istekte bulunuyordu. Nihayet asgari ücretlinin sesi duyuldu ve kabine toplantısında da bu konu gündeme geldi. Peki temmuzda asgari ücrete zam var mı? Asgari ücretli bayram ikramiyesi alacak mı? Asgari ücrete aralık ayında yapılan zam tarihin en büyük zammı olmuştu. Yapılan görüşmeler sonunda asgari ücret %50'nin üzerinde artmış ve net asgari ücret 4253 Türk Lirası olmuştu. Ancak Ocak ayından itibaren başlayan zam soruyorsun nedeniyle asgari ücretlinin aldığı zam adeta eriyip bitti. Her geçen gün artan enflasyon rakamları ve hayat pahalılığı karşısında asgari ücretle çalışanlar ne yapacağını şaşırdı. Geçtiğimiz aylarda ise Temmuz ayında asgari ücrete ikinci zam yapılması gündeme gelmeye ve konuşulmaya başlandı. Bu konuda hükümetten de çalışanların isteklerini destekleyen açıklamalar gelince umutlar attı. Cumhurbaşkanı sinyali çaktı. Temmuz'da asgari ücrete ikinci zam geliyor, hem de %50 oranında. Asgari ücret 5000 derken 6000 Türk Lirası olacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Beştepe'de toplandı. Milyonlarca asgari ücretli çalışanın gözü kulağı da buradan gelecek bir açıklamadaydı. Özellikle toplantı sonunda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücretli çalışanlara müjde vermesi beklendi. Beklenen de oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında milyonlarca asgari ücretli için Temmuz zammı konusunda yeşil ışık yaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı dün gerçekleştirildi. Toplantıda özellikle enflasyon ve hayat pahalılığı konusunda atılacak olan adımlar görüşüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı dün gerçekleştirildi. Toplantıda özellikle enflasyon ve hayat pahalılığı konusunda atılacak olan adımlar görüşüldü. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ise hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadele konusunda yeni adımlar atılacağını dile getirdi. Vatandaşların enflasyon rakamları karşısında ezdirilmeyeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle asgari ücretlilerin zam beklentisini güçlendirdi. Ömer Çelik ilk sinyalleri vermişti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada asgari ücretli ve emekli vatandaşların Temmuz ayında maaşlarında iyileştirme olacağı konusunda ilk sinyallerini vermişti. Milyonlarca vatandaşın bu noktada şikayetlerini bildiklerini belirten Ömer Çelik, gerekenin yapılacağını söylemişti. Aynı şekilde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de hem çalışanları hem de emekli vatandaşı yakından ilgilendiren Temmuz'da zam konusunda önemli açıklamalarda bulunmuş ve yine yeşil ışık yakmıştı. Asgari ücretliye bayram ikramiyesi var mı? Temmuz ayında Kurban Bayramı öncesinde asgari ücretlinin maaşına ikinci zam kesin gibi görünüyor. Ancak asgari ücretliye bayram ikramiyesi konusuna ise hükümet sıcak bakmıyor. Yani milyonlarca çalışanın maaşına Kurban Bayramında zam yapılabilir fakat bayram ikramiyesi yine sadece emekli vatandaşlara verilecek gibi duruyor. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.